Merhaba arkadaşlar, ben Talha Doğan. Tonguç Akademi'de değerli öğrencim Tonguç'la birlikte size Kuvayi Milliye ve Cemiyetler konusunu anlatacağız. Merhaba hocam. Nasılsın Tonguç? Hocam şey doluyum, hırs doluyum. Dersleri anlamak ve TEOG'da çok başarılı olmak için. Aferin evladım. Şimdi, yurdumuzun işgalinden sonra Türk halkı Kuvayi Milliye ve Yararlı Cemiyetler vasıtasıyla işgallere tepki göstermişti. Kuvayi Milliye nedir Tonguç? Hocam bir örgüt. Değil mi? Örgüt. Ne örgüt evladım? Hocam terör örgütü değil mi hocam? Oğlum ne kadar saf bir adamsın. Sen nasıl bir milliyetçisin? Nasıl bir Türksün? Bunu bilmiyorsun. Kalk git. Git Hocam yanımda durma. pardon. Kuvayi Milliye Hocam milli... öğrenmek için buradayım. Allah Aferin. Allah. Doğru. Bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıp. Gel o zaman gel. Hocam Aferin. siz öğretin diye geldim buraya Allah Allah. Aferin gel. Otur saygılı evladım benim. Güzel. Şimdi Kuvayi Milliye milli kuvvetler demek. Bak milli kuvvetler. Yani İyi bir şey yani. Mükemmel bir şey evladım. Savaşı kazanmamızı sağlayan enerji bu. Savaşı biz yani biziz. Sen de bir Kuvayi Milliyesin, milli kuvvetsin. Ben de bir Kuvayi Milliyeyim. Kuvayi Milliye ruhu sayesinde biz Kurtuluş Savaşı'nı kazanacağız. Nedir Kuvayi Milliye? Diyelim ki şu anda Türkiye, Allah korusun, zor durumda olsa ordumuza el koysalar, tamam mı? Hükümetimize el koysalar, bütün askerlerimiz terhis edilse, başka düşman askerlerinin eline geçse, düşman da saldırmaya başlasa İstanbul'a. Sen böyle elin kolu bağlı mı oturursun, yoksa eline silah alıp düzensiz de olsa, bölgesel de olsa ülkeni kurtarmaya mı çalışırsın Tonguç? Tabii ki hocam kurtarmaya çalışırım. Aynen işte sen, ben, işte diğer hocalar, diğer arkadaşlarımız, komşu, konu komşu toplanıp birlikte bölgesel de olsak, düzensiz de olsak, yetersiz de olsak bulunduğumuz yeri kurtarmaya çalışmamıza Kuvayi Milliye deniyor. Kuvayi Milliye sonradan Mustafa Kemal'in idaresi altında düzenli orduya dönüşecek ve sonra da savaşı kazanacağız. Anlaşıldı mı Oh evladım? süper hocam. Şimdi bir de yararlı cemiyetler var. Bunlar da yani işgallere karşı protestolar, mitingler düzenleyen, ülkenin işgal edilmesine karşı çıkan cemiyetler. Mesela sen ve ben diyeceğiz ki işte gösteriler düzenleyelim, Sultanahmet'te miting yapalım, yürüyüşler yapalım, işgaller doğru değildir, yapılanlar doğru değildir şeklinde gösteriler yapmak. Anlaşıldı mı? Anladım hocam. Bu da yine Mustafa Kemal'in önderliği altında Büyük Millet Meclisi'ne yani sonradan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dönüşecek. Anladım hocam. Şimdi Kuvayi Milliye'nin iyi yönleri de var. Çok az da olsa kötü yönleri de var. Bak Kuvayi Milliye'nin altına ne yazmışım? 1919'dan beri demişim. Oha, niye? Hala var mı? Hala var. İçimizde hala Kuvayi Milliye ruhu var. Şu anda Allah korusun ülkemize birileri saldırmak istese, ordumuza da el koysalar, ülkemize de el koysalar, ne yaparsa yapsınlar, biz bulunduğumuz yeri canımızı, kanımızın son damlasına kadar canımızı vererek savunmaz mıyız Tonguç? Kesinlikle hocam. İşte bu milli kuvvet. İşte bu Kuvayi Milliye ruhu. Anlaşıldı mı evladım? Anladım hocam. Aferin. Yavaş yavaş beynin çalışıyor. Hocam ben hangisiyim buradakilerden? Burada sen şusun Tonguç. Bu kırmızı gözlük takansın. Kuvayi Milliye'de bile şekil yapmışsın. Kırmızı gözlük mü? Evet oraya gelmişsin. Orada hocam senin... o kadar kısa değilim ki ben ya. Hangisin evladım? O zaman şu ol bari. Tamam gene kırmızı gözlük verelim sana. Tamam. Şimdi evladım senin kim olduğun önemli değil. Hepimiz eşitiz esasında. Çünkü düşman karşısında birlikte hareket etmemiz lazım. Şimdi buraya dikkat edin. Kuvayi Milliye'nin iyi yönleri birincisi milli bilinci oluşturuyor evladım. Tamam mı? Milli bilincin birliktelik. Evet, birlikte hareket edeceğiz diyor. Sonra işgallere karşı set oluşturuyor. Ülkenin düşman işgaline karşı düşmanı oyalama imkanı sağlıyor bize. Bir de Kuvayi Milliye'nin ruhu bile yeter. Hala bile Kuvayi Milliye ruhu var diyoruz. Türk halkının mesela Mehmet Akif Ersoy'da da Kuvayi Milliye ruhu var. Anlatabildim mi? Aa evet hocam. Ülkemizi koruyacağız demek yani Kuvayi Milliye. Olumsuz yönlerine baktığımızda ise Tonguç, birincisi düzensiz. Yani bir düzen içerisinde değil. Sonra herkes rastgele. Aynen bölgesel. Anlatabildim mi? Böyle tüm ülkeyi kaplamıyor. Ulusal değil yani bölgesel. Mesela sen İstanbul'da bu bölgeyi koruyorsun. Diğeri Kayseri'de o bölgeyi koruyor. Tam anlamıyla tüm ülkenin savunmasını sağlayamıyor. Ve aynı zamanda da yetersiz. Bölgesel olduğu için, ulusal olmadığı için ülkenin kurtarılması için yeterli değil Tonguç. Koskoca ülkeyi kurtaramaz. Kurtaramaz. Tabii. Mustafa Kemal de zaten onları birleştirip düzenli orduya dönüştürecek. Bir de bazıları, bazı Kuvayi Milliyeciler madem biz ülkeyi kurtarıyoruz deyip zorla halktan yardım toplamaya çalışacaklar. Mesela diyelim ki ben Kuvayi Milliye askeriyim. Sana gelip diyorum ki ver parayı diyorum. Nasıl olsa ben ülkeyi kurtaracağım diyorum. Bu doğru bir şey değil. Anlatabildim gücü mi? Gücü kötüye kullanıyorlar. Aynen. Temelinde ülkenin kurtarılması için... Hocam dikkat ettiniz mi? Çok güzel yorumlar yapıyorum yalnız. Hakikaten sen nasıl oldu böyle bir anda kafan çalışmaya başladı? Hocam bir kitap okudum şeyle alakalı. Eski Osmanlı İmparatorluğu'ndan
Türkiye Cumhuriyeti'ne geçişle alakalı ne çok diyor? Şey öğrendim hocam. Aferin. Hocam bana. O yorumların hepsini size satıyorum şimdi. Siz de bana aferin maferin diyorsunuz. Aferin evladım. TRC'ye tere satıyorsun. Bak, güzel bir şey. Aferin diyorsunuz. Aferin. Kitap okumak güzel bir şeydir Tonguç. Şimdi burada o zaman senin anlayacağın bir şekilde özetlemek gerekirse Kuvay Milliye düzensiz bölgesel apaçiler yani birlikler, tamam mı? Askeri birlikler. Apaçi. Evet. Şimdi bir de yararlı cemiyetlere bakalım. Yararlı cemiyetler de aynı Kuvay Milliye gibi bölgesel. Mesela hocam o ne biçim isim ya? Taşnak. Bu yararlı cemiyet değil evladım. Bu zararlı cemiyet. Şimdi diyelim ki İtilaf Devletleri hatırlarsan Amerikan Başkanı Wilson'ı bir kere sakinleştirmeye çalışıyorlardı. Wilson ne demişti? Bir bölgede kim çoksa orası onun olsun demişti. Mesela Doğu Anadolu bölgesinde Ermeniler çoksa burası Ermenilerin olsun diyor. He. Türkler çoksa Türklerin olsun diyor. Bu yüzden de Taşnak ve Hınçak denilen Ermeni cemiyeti, adından da belli zaten Taşnak, Hınçak, Ermeni cemiyeti buraların Ermenistan'a geçmesini, buralarda bir Ermeni devleti kurulmasını istiyor. O yüzden burada mitingler yapıyor, cemiyet zararlı faaliyetlerde bulunuyor. He. Bizimkiler de Doğu Anadolu Müdafaa Hukuku, yani Doğu Anadolu'nun savunmasını yapan, müdafasını yapan bizim cemiyetimiz de diyor ki oradaki Türklere sakın sakın buralardan göç etmeyin, buralarda durun. Buralarda eğer Türkler çok olursa bu bölge bizim olur diyor. He. Ve burada milli mücadele ruhunu yansıtmaya çalışıyor. O zaman bunlar birbirleriyle karşı karşıya hocam. Aynen. Hatta sonradan bunların yeterli olmadığı görülecek. Bunlar diyecek ki ya böyle kongre mitingle olmayacak. Biz de Kuvayi Milliye gibi yani şu adamlar gibi artık elimize silah alalım ve düşmanla savaşalım diyecekler Tonguç'un. Ama düzensiz tabii. Yine düzensiz ama sonradan birleşecekler. Hatta burada Kazım Karabekir denen bir komutanımız var. 15. Kolordu komutanı. O buradaki ordusunu terhis etmemiş. O burada Ermenileri gönderecek buradan. Sonradan onları kovduğu için de Gümrü Anlaşması'nı kabul etmek zorunda kalacak Ermeniler. O da kötü bir şey galiba hocam. Ne kötü bir şey? Gümrü Anlaşması kötü mü, iyi mi? Gümrü Anlaşması bizim için çok iyi. He. İleride göreceğiz. İlk defa TBMM'nin tanınmasını sağlayan anlaşma. İlk defa Ermeniler kabul edecek. Yani anlatmak istediğim şey şu. Buradaki yararlı cemiyet yani yeşil cemiyet bu bölgenin Türklerde kalmasını sağlayacak. Anlaşıldı mı? Çünkü Wilson ilkelerine göre kim çoksa orası onun oluyordu. Olmasaydı olmazdık. Gibi. Harikasın. Çok güzel bir laf hocam. Aferin. Buraya bakalım. Burada da Trabzon Müdafaa Hukuk ve Pontus Rum Cemiyeti'nin mücadelesi görüyoruz. Burada Pontus Rumları, tamam bunlar Rum Patrikhanesi. Evet, bunlar Rum Patrikhanesi'ne bağlı. Bunlar diyorlar ki biz diyorlar burada bir Rum devleti kurmalıyız diyorlar. Eskiden vardı ya Trabzon Rum İmparatorluğu vardı. Biz onu yeniden canlandırabiliriz diyorlar. E bizim 61 Trabzon acır mı bunlara yani? Acır hocam mı yani? Var ya delik deşik eder onlara. Aynen ya. Yani orada hiç konuşmak bile istemiyorum. Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti diyor ki ya bir gidin Allah'ını severseniz diyor. Pontus musunuz? Pontuk musunuz? Neyseniz diyor. Ve bunlara haddini bildiriyor. Buradaki Pontuslar da affedersin neyse söylemeyeyim. Hocam hamsiyle döverler onları hamsiyle. Hamsi derken neyi kastediyorsun evladım? Gene bir sapık resim yapıyorsun. Hamsi balığıyla kafalarına vururlar hocam. Aynen öyle yapıyorlar Tonguç'um. Bununla alakalı detayları şu anda anlatamayacağım. Ama burada da yine Trabzon Müdafaa Hukuk da bölgesel olarak Karadeniz ve çevresinde bu Rumların Pontus Rum İmparatorluğu kurma hayalini suya düşürecek ve onlar da sonradan silahlı mücadeleye katılacaklar. Biraz da Batı Anadolu'ya bakalım istersen Tonguç'um. Oh geldik bizim bölgelere. Ne demek bizim bölgeler olmuyor? Her yer bizim. Saçma sapan konuşma. Doğu Anadolu da bizim, Karadeniz de bizim, Ege de bizim. Sen niye... Doğru aslında. Kuvayi Milliye ruhunu daha oluşturamadım daha. Şimdi ben senin kafanda oluşturacağım. Bak gel buraya. Şimdi Trakya Paşeli Müdafaa Hukuk, Reddi İlhak, İzmir Müdafaa Hukuk ve Milli Kongre Cemiyeti bulundukları bölgelerde yine milli mücadele ruhunu yansıtmaya başlayacaklar. Milli Kongre Cemiyeti basın yayın yoluyla işgallerin haksızlığını duyurmaya çalışacak. Tamam mı? Burada önemli olan şey şu. Burada Mavri Mira ve Etniki Eterya, bunlar azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler, Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlı olarak bunlar diyecekler ki biz eski Bizans İmparatorluğunu İstanbul merkezli Ege'yi de içine alan bir Bizans İmparatorluğunu Yunan İmparatorluğunu birleştirip kurabiliriz diyorlar. Yeni bir Rum İmparatorluğu kurabiliriz diyorlar. Megali idea diye bir hayalleri var, tamam mı? İmkansız ya. İmkansız diye? Yani büyük idea, büyük hayal diye bir megali idea diyorlar buna, tamam Yunanlar. Böyle bir hayalleri var. Hatta geçmiş senelerde Yunanistan'daki okullarda bile hala böyle buraları Yunan toprağı olarak falan gösteriyorlar. Saçmalığa bak ya. Ya şimdi bizim tabii Anadolu çocuğunu tanımıyorlar. Yani biz öyle konfleksle büyümemiş, soğan ekmekle büyümüş insanlarız. Bunlara haddini bildireceğiz. Bunları denize dökeceğiz. Böylece iyilik yapacağız onlara. En azından affedersin abdestsiz gitmemiş olacaklar. Yıkanıp gidecekler kendilerine. Şimdi burada devam edelim. Trakya Paşeli Müdafaa Hukuk bu bölgede bir Rum devleti kurulmasını önlemek için burada milli mücadele ruhunu yansıtıyor. Burada
Reddi İlhak Cemiyeti yine Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinin toplanmasını sağlayacak. Bu bölgede böyle bir milli ruh oluşmasını sağlayacak. İzmir Müdafaa Hukuk da yine işgallere karşı duracak. Yine basın yayın yolunu kullanacak. Ve bunlar da sonradan ellerine silah alıp direkt Kuvayi Milliye'ye, sonradan da düzenli orduya katılacaklar. Çünkü böyle mitingle, kongreyle bu işler olmaz diyecekler. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Etnik Eterya ve Mavri Mira Cemiyetleri Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlı olarak bu bölgede Bizans'ı kurmak istiyorlar. Evet, Rum devleti kurmak istiyorlar ama sonradan Kayserililer tarafından sucuk yapılıp başka devletlere ihraç edilip satılıyorlar evladım. Şimdi tüm cemiyetleri bir bütün olarak görelim. Şimdi kırmızılar azınlıkların kurduğu cemiyetler. Mavri Mira, Etnike Eterya, Pontus Rum, Taşnak ve Hınçak. Bir de Allianz İsrailit var. Önemli, bunlar da abi, bir İsrail devleti kurmak istiyorlar ama bunlar da kuramayacaklar. Yani bu bölgede kuramayacaklar en azından. Aşağıda kuruyorlar. O ayrı mesele. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kuracaklar. Türklerin kurduğu zararlar var. Bizim kendi içimizden de kurtlar çıkıyor evladım. Bunlar diyorlar ki ya abicim diyorlar. Biz diyorlar Trablusgarp Savaşı'nı kaybettik. Balkan Savaşları'nı kaybettik. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybettik. Çanakkale Savaşı, yani Çanakkale Cephesi hariç bütün cephelerde kaybettik. Şimdi tüm ülkeyi kaybederiz. O yüzden biz İngilizlerin mandası altına girelim. Yani İngilizlerin kontrolü altına. Bunlara satıcı diyebilir miyiz? Evet, bunlar yani satıcı. Mustafa Kemal gibi ya istiklal ya ölüm demiyorlar. Diyorlar ki yani tamamen yok olup gitmektense bari İngiliz muhipleri, yani İngilizlere muhabbet duyalım. Onlar bizi kurtarsın, İngiliz mandası altında kalalım diyorlar. Saçmalık. Wilson prensipleri diyorlar ki biz de Amerikan mandası altına girelim. Yani iç işlerimizde serbest ama dış işlerimizde Amerika'ya bağlı olalım diyorlar. Mustafa Kemal bunlara ne diyecek? Ya bir gidin Allah'ını severseniz diyecek. Gidin. Ya istiklal ya ölüm diyecek. Anlatabildim mi? Of. Sulh ve selameti Osmaniye yine aynı şekilde bizi padişah kurtarır diyecek. Kendi damarlarındaki güce güvenmeyecek. İslam Teali Cemiyeti, bu da medrese hocaların kurduğu. Bu da halifelik makamına güvenecek. Halife bizi kurtarabilir diyecekler. Hürriyet ve İtilaf Fırkası yine, bunlar da İttihat Terakki Partisi'ne karşı kurulmuş. Bunlar da yine zararlı cemiyet. Yani sonradan bunlar da milli mücadeleye karşı çıkacak. Atatürk'ün Ankara'da başlatıp, daha doğrusu Anadolu'da başlatıp Ankara'da yücelttiği milli mücadeleye karşı çıkacaklar. Anlaşıldı mı? Evet. Yararlı cemiyetler ise, yararlı cemiyetlere baktığımızda bunların Trabzon'da ne yaptığını söyledik. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuku'nun ne yaptığını da söyledik. Klikyalılar çok önemli Tonguç. İsmi biraz böyle yabancı gibi duruyor. O yüzden bunu hep testlerde soruyorlar. Ama Klikyalılar evladım, Türklerin kurduğu bir cemiyet. Yararlı. Yararlı bir cemiyet. Milli mücadeleyi destekleyen bir cemiyet. Adana ve çevresinde, Adanalıları biliyorsun nasıl milliyetçidir. Adanalılar diyecek ki, ya bir Klikya diyecek, yani gidin buradan diyecek. Ve biz diyecek, burada milli mücadele ruhunu koruyacağız diyecekler. Bu diğer yararlı cemiyetlerimizde, Milli Kongre Cemiyeti'ni, İzmir Müdafaa Hukuku ve Reddi İlhak Cemiyeti'nde dile getirmiştik. Şimdi Tonguç'um, ödüllü sorumuzun cevabını bekliyoruz. Haydi bakalım.